Herkese merhaba. AKP iktidarının 20 yıllık bilançosunu konuşmaya devam ediyoruz. Bu bölümdeki konumuz spor. Türkiye'nin son 20 yılında sporda neler yaşandığını konuşacağız. Konuğumuzsa sevgili Mehmet Demirkol. Merhaba. Merhaba. Abi, hoş geldin. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Şöyle genel bir soruyla başlayalım diyorum. Şimdi biz bu söyleşi serisinde farklı başlıklarla bu son 20 yılı ele alıyoruz. Sporda da tabii ki birçok şey yaşandı. Türkiye'de zaten çok ciddi dönüşüm ve değişimlerin olduğu bir 20 yıldan bahsediyoruz. Peki iyi veya kötü bu değişimden, bu dönüşümden sporda nasibini aldı mı, yoksa spor siyasetten ve ekonomiden azade bir şekilde değerlendirebileceğimiz bir ilerleme mi kaydetti? Tabii ki ayıramayız. Çünkü hani sporda ekonomi ve politikadan direkt etkileniyor. Ancak genel dinamikleri açısından ondan önceki dönemle çok büyük bir fark olduğunu düşünmüyorum. Yani siyaset aynı oranda bence dahil. Ondan önce de çok için içindeydi. Yani federasyon başkanlığı seçimlerinde vesaire. Ondan önce de çok içindeydi. Hala öyle. Tabii ki hani mesela çok güçlü belediyelerin çok güçlü kulüpleri desteklediğini ondan önce de biliyoruz. Ya işte Kocaeli Spor mesela bunlardan çok önemli örneklerden biridir. Çok da başarılı dönemleri vardı. Bu dönemin dinamikleri içinde de başka belediyelerde aynı durum söz konusu. Genel anlamında çok dinamikler değişmedi. Belki en az değişen yer spordu diyebiliriz. Yani belli oranda mesela spor medyası da en özgür medyanın spor medyası olduğunu söyleyebiliriz bu anlamda. Tabii ki hani bu 20 yılda yekpare olarak değerlendirmek doğru olmaz. Evet, İlk 10 yılı, ilk 5 yılı farklıydı. Sonraki 5 yılı, 10 yılı farklıydı. Mesela ben TRT'de yayın yaptığım dönemde Melik Gökçe'nin belediye olarak desteklediği, hatta sonra şahsi olarak da desteklediği o dönemin işte Osmanlı Spor'a dönüşen Ankara Spor'u, yani belediyelerin takımı olmamalı diye TRT'de eleştirdiğimi ve bu konuda hiçbir tepki almadığım bir dönemi de hatırlıyorum. Dolayısıyla bu tek bir yekpare dönem değil, parça parça değişik dönemlerde değerlendirmek lazım. Ama tekrar edeyim, genel dinamikler açısından ondan önce en azından benim hatırladığım dönemi, ki 80'lerin başından itibaren çok ciddi iyi hatırladığımı ve takip ettiğimi söyleyebilirim. Genel dinamikler açısından çok ciddi bir değişiklik yok. Peki genel dinamikler ve sportif başarıları kenara bırakırsak, spor yönetimine bakarsak, AKP'nin spor karnesi nasıldı? Federasyonlar ya da spor ve gençlik bakanlığı açısından. Yani burada da net bir şeyden bahsedemeyiz. Mesela jimnastikte inanılmaz benim tahmin edemeyeceğim yüksek başarılar var. Dünya şampiyonu oldu sporcumuz. Yani olimpiyatlarda çok başarılı sonuçlar aldık. Ya şimdi bu bir tarafa. Şimdi hani bunu direkt AKP işte spordaki büyük başarısı olarak adlandıramayız. Ama var bu. Başka sporlarda. Mesela halterde de çok geriye gittik. Yüzmede başarılarımız var. Ama İzmir'de hala bir tek bir yüzme havuzumuz var. Yani olimpik anlamda. Yani parçalı diyebiliriz. Gene tıpkı AKP 2002 öncesi gibi. Peki şunu sormak istiyorum. Tribünlerin toplumsal muhalefet açısından görünür olduğu bir dönem oldu. 2010'ların en başı herhalde. Aklıma gelen örnekler basketbol dünya şampiyonasında Türkiye-ABD maçında referandum günü olan yuvalama. Sonra Türk Telekom Arena'nın açılışı. 2013 Gezi olaylarında çarşının politize olması vesaire. Ama sonrasında 2014'te Paso Lig'in gelmesiyle beraber sizce siyasi iktidar bu toplumsal muhalefet potansiyelini dizginlemeye çalıştı mı? Öyle düşünmüyorum. Orada yani o dönemki dinamikler farklı. Bir karşı çıkma var. Sonra da bir bıkkınlık dönemi var. Yani Fenerbahçe taraftarının 3 Temmuz sonrasındaki tepkileri de gene o günkü dinamikler içinde geçerliydi. Gene işte İzmir Marşı'nın sürekli okunması ve bunun bir kesim tarafından bir muhalefet olarak görülmesi, siyasi muhalefet olarak, yani İzmir Marşı nasıl siyasi muhalefet oluyor ama bunlar o anın dinamikleriyle açıklayabileceğimiz şeyler. Zannetmiyorum yani Pasolig'in öyle bir engel olduğunu düşünmüyorum ama hala benzer şeyler zaman zaman oluyor. Ama tabii bunu yani bizde şöyle bir hata var. Şimdi hani haddimi de aşmak istemem ama 2002'den önce bir kısım 2002'den önce her şeyin çok kötü olduğunu, bir kısım da çok çok iyi olduğunu düşünüyor. Evet, öyle değil tabii ki. Evet, evet. Yani 2002'den önce çok ciddi siyasal krizler,
Çok ciddi kültürel krizler, çok ciddi baskılanan toplum kesimleri vardı. 2002 sonrasında da. Gerçi 2002 sonrasındaki birkaç seneyi ben ayırıyorum. Orada bir, belli oranda bir özgürlük ortamı olduğunu düşünüyorum. Ama 2010 sonrası ya da 2015 sonrası diyebilirim. Yani benzer bunlar yaşanıyor. Şimdi gençler iki gruba ayrılmış durumda. İktidarın yanında olanlar 2002'den önce Türkiye'de buzdolabı bile olmadığını düşünüyorlar. Vardı. diğer tarafta 2002'den önce Türkiye'nin cennet gibi bir yer olduğunu düşünüyorlar. Hayır, öyle değildi. Tabii ki öyle değildi. Yani ben 80'lerde ortaokul, liseyi okumuş bir insan olarak 12 Eylül sonrası yaşanan o özellikle sol üzerindeki ağır baskı dönemini çok net hatırlıyorum. O dönem sağ görüşlü bir, nispeten sağ görüşlü birisi olarak söyleyebilirim bunu. Bunu çok net olarak hatırlıyorum. O yüzden hiçbir zaman öyle bir cennet ortamı yoktu. Bunu söyleyebiliriz. Yani eleştirirken ya da birilerinin yanında dururken de çok abartmamakta fayda var. Yani 80'de şimdi Ankara Gücü mesela birinci lige çıkarıldı kupayı kazandığı için. Bu tip müdahaleler hep her zaman vardı sporun içinde. Federasyon başkanı seçimlerinde de vardı. Hatta zaman zaman mafyanın çok ciddi olarak girdiği dönemlerde hatırlıyoruz. Yani Ankara'da bir federasyon seçiminde bayağı silahlar çekildi. O yüzden 2002 öncesi de o kadar cennet bir dönem değildi. Şunu merak ediyorum. AKP iktidarı döneminde AKP'nin genel olarak bu inşaat odaklı icraatçı politikalarının bir paralelinde Anadolu'daki birçok büyük şehirde büyük statlar yapıldı, büyük tesisler yapıldı, yatırımlar yapıldı. Hem bu tesisleşmeyi, bu yatırımları nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu bir fonksiyonel oldu mu, fayda sağladı mı? Yani şimdi bunları tabii iyi statlar var ama iyi planlanmış stat olmayan statlar da var. Mesela Antalya Spor'un stadı yeni yapılmış stat ama ilk ben açılış maçıydı galiba. Milli maç oynanmıştı. Asansör çalışıyordu. İki defa asansörde kaldık. Ya da işte Kayseri'nin stadı bir milli takım maç için açıldı ama gördük ki kamera açısından sahayı kesen bir bölüm var. Bu tip şeyler çok oldu. Yani biraz hızlı hızlı, çok planlamadan yapıyoruz. Zaten bunun en iyi göstergesi de zeminlerdir. Yani birçok statta, hani dünyanın parası harcanan statlarda da zeminlerin güneş almamaktan dolayı çok ciddi problem yaşandığı görülüyor. Mesela Galatasaray stadı ne yaptı? Çok ciddi paralara yaptı. Beşiktaş da yaptı. Ama çimler iyi durmuyor, duramıyor çünkü güneş almıyor. Türkiye'de statların tepelerini kapamak lazım mı değil mi? Kaç orası kaç gün yağmur alıyor? Bunların hesapları çok yapılmıyor. Yani illa yapman gerekmiyor. Çünkü zaten akşam oynanıyor maçlar. Dolayısıyla bir güneş tehlikesi büyük oranda yok. Yağmur da yağma sayılır. Onların hep hesabı yapılır. Yapılan şeylerdir. Buna göre inşaatlar yapılması lazım. Öyle yapılmıyor. Bir kere biz inşaat odaklı bir ülkeyiz. Yani boşluk gördüğümüz zaman. Yani ben Instagram'a mesela eskilerden bir post koyuyorum. Arkamda bir boş arazi var. Abi orada bir arsa kapatsaymışsın diyorlar altına. Yani bu sadece iktidarın inşaat merkezli bir tahayyülü olmasından kaynaklanmıyor. Bu ülkede böyle. Yani babam orada bir arsa, yani ben çocukken de böyleydi. İşte dedem Mecidiyeköy'den arsa almış sonra vazgeçmiş falan hikayeler hepimiz işte orasını tuttukken. Bu bizim kodlarımızda var. Yani böyle ama böyle dizayn edildi. Yani bu herhalde Menderes döneminden beri böyle olsa gerek. Yani mesela ben İstanbul'u çok severim, aşığım yani. Eskiden hani uzak kaldığım zaman taksiye binerdim Yeşilköy'de Atatürk Havalimanı'nda. E5'ten gidelim abi, TEM'den gidelim derdi. Yok derdim, illa Sarayburnu'nu dön, bir göreyim ben şehri, özledim. Şimdi oradan geçmemeye çalışıyorum. Geçerken de kafamı bu tarafa çeviriyorum ki o karşıdaki rezaleti görmeyeyim de. Peki ama bu yatırımların Anadolu'ya yönelmesinde iktidarın yine siyasi ideolojisine ve söylemine paralel olarak sporun merkezini, en azından futbolun merkezini İstanbul'dan Anadolu'ya kaydırmak gibi bir girişim oldu mu sizce? Olabilir böyle bir plan. Ama ne kadar oldu bu? Pek olmadı. Yani Anadolu'dan şampiyon çıkmıyor işte. Yani Trabzonspor bu sene olacak gibi duruyor. Ama gene İstanbul odaklı. Yani Başakşehir oldu şampiyon. Alternatif olarak da Başakşehir oldu. Bir Bursaspor 2010'da bir. Yani Anadolu tanımının içinde de Bursa devasa bir sanayi şehri ve artık yani bir saat yol. Yani direkt öyle Anadolu, Konya'nın, Kayseri'nin, Antep'in şampiyonası olarak değerlendiremeyiz. Yine oradan burada dönüyor iş. Ama tabii ki bir takım değişiklikler var. Hiç kuşku yok. Mesela Fenerbahçe'nin biraz dışarıda kalışı. Fenerbahçe Cumhuriyeti denen kavram. Fenerbahçe'nin ayrı bir cumhuriyet olması anlamına gelmiyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin ki Fenerbahçe'nin
yerini anlatan bir şey. Oralarda tabii bir takım eksen kaymaları oldu. Bu konuda hiç şüphe yok. Ama genel olarak yani ülkenin gidişatı, öncesindeki gidişat, o kodlarla bence hiçbir şey yok. Temel olarak şöyle bir durum var tabii. En büyük problem o. Biz altyapı dediğimiz zaman ne anlıyoruz? Yani insan altyapısı değil, biz beton anlıyoruz. Esasında temel sorun bu. Bunu da sadece ben iktidarla açıklamanın biraz kolaycılık olduğunu düşünüyorum. Yani bu genel olarak kültürel bir durum. Evet, bir altyapı çalışması yapalım. Orada bir dolu çocuk var. İşte ben bir dönem söylüyordum. Sonra rahmetli Hasan Doğan da bence son dönem futboldaki en başarılı federasyon başkanı. Çok kısa dönem kalmasına rağmen en azından hakemlik müessesesini değiştirmesi önemliydi. O da kullandı bunu. Yani biz Real Madrid'e bir oyuncu yollayamazken Almanya Türklerden üç tane bir dönem yolladı. Üç Türk birden vardı Real Madrid kadrosunun içinde. Bizim insan altyapısını doğru yetiştirme konusunda sorunlarımız var. Ama şunu söylemem lazım. Yani demin jimnastik örneği verdim. Orada bir problem yok. Orada bir problem ben yok. Ben de bununla ilgili bir şey merak ediyorum. Şimdi mesela bu genel bir spor politikasının, gerçek anlamda bir spor politikasının olmayışıyla alakalı. Peki mesela futbolda ligin kalitesinin kötüleşmesinden söz ediliyor. Ama bir taraftan da bu 20 yıl içerisinde baktığımızda mesela basketbolda önemli bir atılım oldu. Hem ligin kalitesi yükseldi. Öncesinde de vardı. Öncesinde de vardı. Meyvelerini mi topladık? Yani basketbol her zaman daha iyi planlanır Türkiye'de. Hep böyledir. O var. Bir de tabii basketbol enteresan bir spordur. Yani kendine özgü bir spordur. 5 tane çok iyi oyuncuyu topladığın zaman da hemen o anda iyi bir hoca ile birlikte dünya çapında bir iş yapabilirsiniz. Futbol öyle değil. Futbol çok ince ince işlemeniz lazım. Futbolun bütün, yani şimdi basketbol seyircisi de futbol seyircisine çok benzemez. Tabii biraz da o hemen başarının hemen gelmesiyle, karşılıklı alışverişle yükselme gibi bir avantaj da var tabii. Bir de yani dünyanın en iyi hocasını Türkiye'ye transfer edebiliyorsunuz basketbolda. Obradovic tartışmasız. Yani ben NBA'de de, NCAA'de de çok başarılı olabileceğini düşünüyorum. Onun kodları farklı ve de tabii oradaki eğitim seviyesi de farklı. Orada okullardan topladığın oyuncunun eğitim seviyesi de farklı. Futbol değil, futbol çok uğraşman gereken, kurman gereken bir şey. Yani üst üste senelerce uğraşman gereken bir şey. Futbol, basketbolda daha hızlı gelişebiliyor bu. Orada bir fark var. Peki voleybol? Kadın voleybolu? Bu inanılmaz bir şey hakikaten. Yani orada tabii firmaları kutlamamız lazım. Velileri de kutlamamız lazım. Yani Türkiye'de hep şu söylerim ben. Hani Türkiye'nin içinde bir en azından hem gelir olarak hem kültürel ya da sosyokültürel olarak ya da eğitim olarak bir İsviçre var. Yani Türkiye'nin içinde öyle bir nüfusu var. Büyük bir gelir dağılımı, adaletsizliği var ama öyle bir iyi eğitime çok yatırım yapan bir kitle var. Yani insanların, ben şu anda özellikle önümüzdeki sezondan itibaren bakıyorum nasıl olacak diye. Özel okullara harcanan paraları, yani iki kişi çalışıyorlar, kazandıkları para belli, çocuklarına harcadıkları paraya bakıyorum. İnanılmaz bir şey bu. Dünyada eşi benzeri yoktur. Yani bir kesim inanılmaz bir yatırım yapıyor eğitime. Bu istatistik olarak da ortada var, yani görünüyor. Şimdi bu kitleye voleybol çok hitap etti. Özellikle kadın voleybolu çok hitap etti. Ve buradan da inanılmaz bir başarı çıktı. Tabii bir avantajımız daha var bizim. İnanılmaz bir gen havuzu var burada. Yani acayip içe doğru anormal bir göç aldığı için Osmanlı Devleti'nin yıkılışıyla birlikte. Burada her milletten insan var. Ve burada çok yetenekli olanlar da var. Yani şimdi Boşnak kökenliler, Arnavut kökenliler, burada inanılmaz bir sporcu, Kafkaslardan gelenler. Yani bir diğerinden ayırmayayım. Her spora uygun bir gen havuzu var burada. Çok enteresan bir yer burası o anlamda. Zengin o konuda. Buradan da çok yararlanıyor özellikle kadın voleybolu. İnanılmaz bir başarı. Yani dünya çapında örnek. Peki ekonomiye gelelim tekrar. Ekonominin kötüleşmesi, içinde bulunduğumuz ekonomik kriz ve özellikle TL'nin değersizleşmesi spora nasıl yansıyacak? Çok yansıyacak tabii. Şimdi bir kere şöyle bir durum var. Demin voleyboldan bahsettim. Orada mesela devlet bankaları var. Kamu bankaları var. Şimdi bunlar o yatırımları yapmaya devam mı edecekler oraya? Yani bu hakkaniyetli bir şey mi? Yanlış anlaşılmasın. Ben Vakıf Bank'ın yani bundan zarar görmesini istemem. Çok müthiş bir voleybol takımı var orada ama bir taraftan da durum var işte. Ülkenin ekonomik durumu var. Diğer kulüpler bu yatırımları ne kadar devam ettirebilecekler? Voleybol etkilenecek. Buna üzülüyorum. Açık söyleyeyim. Futbol açısından çok daha büyük bir kriz var. Çünkü futbolun ekonomik denetimi, yani bizim şampiyonlarımız finansal açıdan
Avrupa'ya kabul edilemeyecek hale gelebilirler. Çünkü biz içeride çeşitli kolaylıklarla bunları bazı kapıları açabiliyoruz finansal olarak. Financial Fair Play'e uymayanlara. Ama Avrupa yemiyor bunu. UEFA yemiyor. Buradan çok büyük gol yiyeceğiz. Bunu değiştirmemiz gerekiyor. Başka çaresi yok. Biz artık bu transferleri yapamayız. Zaten tercih de bilmiyoruz. Parayı da versen artık gelmiyorlar. Çünkü burası artık eskisi gibi ya arada bir giderim 3 sene güzel de ortam var. Seyircisi de iyi. İşte müthiş bir rekabet var falan. Hani buradan da kendimi gösterebilirim diyebileceğim bir yer olmaktan çıktı. Çok ciddi bir dezavantajı var burada. Şimdi Naklen Yayın yeni ihale açıldı. Olmaz yani, olacak gibi değil. 500 milyon dolar vermişti Bein. Dijitürk vermezler. Zaten vermeyeceklerdi, onu görüyoruz. Zaten bu ekonomik kriz için hem dünyada olan hem Türkiye'de daha da katlanarak büyüyen ekonomik kriz açısından çok verimli olabilecek bir sektör gibi gözükmüyor şu anda. Bin'de Katarlar'da diyorlar ki kardeşim herkes koysun parayı bakalım görelim. Geçen sefer 500 milyon dolar verdik ama ne 500 milyon dolar eder ne bu kurla 500 milyon dolar verilebilir. Çıkacak gibi durmuyor. O yüzden yeniden bizim kendimize artık böyle Belçika filan ayarında bir ekonomik skalada kendimizin yerini belirlememiz lazım. Yoksa zor günler bekliyor bizi. Bunun tabii çok ciddi dezavantajları da olacak. Şu anda istediğiniz kadar yerli sınırlaması, yani zorunluluğu getirin. Eskiden çok kolaylıkla verilen işte 500-600 bin eurolar artık verilemez hale gelecek. Dolayısıyla bizim bir genç oyuncu yağmasına maruz kalmamız da çok mümkün. Bu yani balkanizasyon söz konusu olabilir. Tıpkı Romenleri, işte Sırpları, Bulgarları hemen kafayı gösterir göstermez Arnavutları nasıl alıyorsa Avrupa'nın büyük ligleri. Bizim oyuncularımız da çok genç yaşta daha Süper Lig'de oynamadan hızlı bir şekilde transfer edebilirler ki ediyorlardı zaten başladı hafif. Ben her zaman yurt dışında oynamalarını oyuncularımızın hem futbol açısından hem dünya görüşü açısından desteklerim ama dengeyi tutturmak lazım. Kaybedersek, bu sıklıkla kaybedersek de bu, yani en önemli kaynak insan kaynağıdır. Yani borum var, yok efendim bakırım var, petrolüm var falan onu da övmeyeceksin. İnsan kaynağın var mı onu kullanabiliyor musun? Kullandıktan sonra sorun yok yani. Orada ciddi bir krize girebiliriz. Bizim bunu halletmemiz lazım önce. Peki son olarak spor medyasını sormak istiyorum. En özgür medya. Evet, öyle dediniz. Siz uzun yıllar ana akım spor medyasında çalıştınız. Hala da yazıyorum. Evet, hala da yazıyorsunuz. NTV Spor'da uzun yıllar çalıştınız. Ben de NTV Spor'la büyüyen jenerasyonundanım. Beni dinleyerek uyuyan birçok genç arkadaşım varmış. Yani umuyorum rüyalarında beni görmemişlerdir. Ama şimdi bu söyleşiyi sağ olsun Sokrates stüdyosunda yapıyoruz. Sokrates ekibine de teşekkürler bize davet ettikleri için. Bir tüm genel medyanın dönüşümüne paralel olarak spor medyasında da bir dijitalleşme var. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Türkiye'de spor medyası nereye doğru evriliyor? Bilmiyorum. Yani dünyada da nereye evrildiğini bilmiyorum açıkçası söylemek gerekirse. Burası bir geçiş, bu geçiş dönemi var burada ve geçiş dönemi hani atıyorum yani mektuptan telgrafa geçmek, telgraftan telefona geçmek, telefondan radyo, radyodan televizyona geçmek gibi çok basit, tek yönlü değil. Çünkü hani nereye geçtik yani şimdi biz burada YouTube yayınları yapıyoruz, Twitch yayınları yapılıyor, yapılacak işte podcastler yapılıyor falan bir taraftan hani televizyonlar YouTube'a geçiyor. Neredeyse ciddi izlenmeler alınmaya başlandı. Herkes ona uğraşıyor. Şimdi ben nereye gidildiğini bilmiyorum. Açık söyleyeyim. Yani söyleyenlerin de şuraya gidiyoruz, şöyle olacak diyenleri de çok şey yapmıyorum. Yani. Yani kimsenin çok bildiğini bilmiyorum. Çünkü nereden biliyorum? Yani YouTube uzmanı diye birçok arkadaş, genç arkadaşla karşı karşıya oturuyorum. Bakıyorum pek bir şey bilmiyorlar. O yüzden nereye gidiyor bilmiyorum. Şimdi kendi bir şeyimi söyleyebilirim o yüzden. Kendi maceramı anlatabilirim. Ondan sonra medyaya daha detaylı istiyorsan gireriz. Ben kendim tercih ettim. Yani ben televizyonda karşılığım var. Ben hala teklifler alıyorum. Geçen sene başında hemen hemen bütün televizyonlardan teklif aldım. Ben kendi adıma tercihim dışarıdan şey zannediyor. Özgür konuşmak için geçti falan. Öyle değil. Çünkü futbolda özgür konuşulabiliyor. Yani futbolla ilgili söyleyemeyeceğim bir şey yok. Her şey söylenebiliyor. 3 aşağı 5 yukarı. Yani şimdi hakemlerle ilgili konuşulanlara bak. Yani adalet sistemiyle ilgili karşılaştırmak gerekirse böyle konuşabilmek mümkün mü? Değil.
hakimlerle ilgili her şeyi söyleyebiliyorsun. Federasyonla ilgili her şeyi söyleyebiliyorsun. Yani bu sorun yok, bu hiçbir sorun yok buralarda. Televizyonun genel yapısı artık eskide. Onu söyleyebilirim. Türkiye'de özellikle. Benim geçiş sebebim bu. Yani hala Kenan Uluk'tan, Fuat Aktağ'dan kalan, Fuat Aktağ'ın geliştirdiği, Kenan Uluk'un kurduğu Fuat Aktağ'ın geliştirdiği, tabii ekibiyle birlikte hep beraber aynı şablonlar kullanılmaya devam ediyor ve bence artık karşılamıyor. Bugün başka bir şeye ihtiyaç var ve dolayısıyla bunu yapanlar da var. Sosyal medyada ya da işte YouTube'da vesaire. Benim geçim sebebim bu. Hem de biraz daha az çalışırım diye düşünüyordum ama öyle olmadı. Çünkü iş büyüyor, gittikçe büyüyor. Büyük bir teveccüh var. Sponsorlardan büyük bir teveccüh var. İzleyicilerden çok büyük bir teveccüh var. Benim geçim sebebim bu. Kendi maceram bu. Ama yani genel olarak medyadaki durum bence gene en özgür medya, spor medyası diyebilirim. Otosansür açısından da en önemlisi o bence. Yani sansürden çok otosansürdür. Önemli olan bir acaba buraya girmeyeyim mi, acaba buraya girmeyeyim mi dedikçe kendi sınırını da kendini çizmeye başlıyorsun. Ve o sınırı da kendini öyle çizdiğin için oraya da duvarı örüyorlar hemen. Sporda bunun dışında olduğumuzu söyleyebiliriz belli oranda, büyük oranda. Hatta şunu söyleyebilirim, fazlasıyla saçmalıyoruz. Yani bunu da söyleyebilirim. Yani çok anormal saçmaladığımız da oluyor. Yani bu sakın şey diye anlaşılmasın. Yani fazla özgür burası. Yani öyle bir şey yoktur. Özgürlüğün sınırı olmaz. Özgürlük yani tabii ki diğerlerin bu bilinen tanımını bir kenara koyarsak. Biraz saçmalıyoruz. Yani şey özgürlüğü var spor medyasında. Saçmalama özgürlüğü var diyebiliriz. Çünkü ya karşılıklı saçmalıyorsun ve ben seni artık seyretmiyorum, artık okumuyorum demiyor. Saçmaladıkça orada bir yeni bir alan açılıyor. Bunun tabii çeşitli sebepleri var. Yani oyunun kendisinin çok parlak olmayışından kaynaklanıyor olabilir bu. Mesela basketbolda bu kadar yok çünkü. Basketbolda oyunun kendisi yüksek standartta oynandığı için üzerine konuşulanlar da o standartta kalıyor. Ciddiyetli konuşuyor. Evet ama ya futbol öyle değil yani. Futbol yönetici de saçmalıyor, seyirci de saçmalıyor, oyuncu da saçmalıyor. Dolayısıyla böyle bir özgürlük demeyeyim de böyle bir saçmalama alanı geniş bir. Ama zaten spor yorumculuğuyla sınırlı olmayan daha çok bir entertainment programları şeklinde var konvansiyonel. Evet orada bir problem yok. Ben onu başından beri söylerim. Yani spor programı olarak değil, bu çoğu programı olarak bakmak lazım. Buradaki asıl tehlike o şablonların siyasette taklit edilmeye başlanması. Yani sevgili Ertem'in, Ahmet Çakar'ın vesaire kurdukları o düzen, o yapıların aynısı artık siyaset ya da sağlık tartışılıyor aynı düzeyde, bu problem yani. Yoksa futboldan ne olur canım, o iyiymiş bu kötüymüş falan dersin, geçer gider. Eğlenirsin, sabaha biter. Ha futbola çok yardımı var mı bunun? Yok. Hatta bazılarının zararı var. Çünkü çok ciddi ithamlar vesaire de oluyor. Tabii seyredenin bunu ne bakış açısıyla seyrettiğiyle alakalı. Ama futbolda gene bir şeyi var onun. Yani bir alanı var onun. Orada koşturabilirsin. Ama sağlığı böyle tartışırsan, ya aşıyı böyle tartışırsan ama olmaz. Olmaz. Onun taklit edilmesi. Bence spor programlarının, spor medyasının verdiği en büyük zarar bu. Mehmet Demirkol, çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Mehmet Demirkol'la Türkiye'nin son 20 yılında sporda yaşananları konuştuk. Bizi izlediğiniz için teşekkürler.